Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üç çeşit telgraf çiçeğini göstermek istiyorum. Bakın bu Tradescantia zebrina dedikleri böyle yaprakları var bunun. Şöyle bakın. Şöyle çekebilirsem. Evet böyle. Ve bu burada kocaman oldu. Bakın şöyle yavaş yavaş ben size ta yukarıya kadar göstereyim ki anlayın büyüklüğünü. Böyle. Bunu biz bunu balkonda bakıyordum ben. Yalnız don kışın çok ağır geçtiğinden dolayı Almanya'da içeriye aldım. Ama burayı da çok sevdi. Böyle kocaman oldu bakımına gelirse de şöyle yapıyorum ben yani şunun mesela ne bileyim sularken falan bazen kıt kırılıyor oradan hemen bir toprağa dikerseniz hemen büyüyor orada yani köklendirmenize gerek yok ben öyle öyle deneyimlerimi yaptım sulamasına gelirse bunun özellikle şunu söyleyeyim size kuruduktan sonra kuruduktan sonra şu an mesela sulanması gerekiyor yapraklarından anlıyorum ben onu e, sulandığı zaman daha güzel duruyor Um, o zaman um, toprak kuruduktan sonra suladığınız zaman çok güzel büyüyor böyle ve çok da hızlı büyüyenlerden onun altına geldiğimizde burada Tradescantia nanook dedikleri var bu pembe yapraklısı bu biraz um, Kibar zade diyeyim, yavaş büyüyor. Yani daha doğrusu bizim buranın iklimlerine yavaş büyüyor. Belki Türkiye'de çok hızlı büyüyebilir, bilmiyorum. Ama burada yavaş büyüyor. Güneşi tam güneş değil de dolaylı güneş diyorsunuz Siz seviyor. Yani hiç güneş olmasa bu pembeliği bulamazsınız siz. Her tarafı yemyeşil olur. Onu da söyleyeyim. Buna gelirse geçen güne ben bunlara birazcık şey ekledim solucan gübresi ekledim. Güzelleştiler. Bakın ne kadar da sık dibi. Parmağımı sokamıyorum ama bunlar da sulanacak. Ben bunları e, şuradan suluyorum. Şu alt şeyden suluyorum. Tamam su koyuyorum. Oradan suyunu alıyor zaten. Böyle. Bunun ekmesini e, çoğaltmasına gelirse e, onu ben daha hiç çoğaltmadım. E, herhalde büyük bir ihtimal bu da olur diye düşünüyorum. Onun yanında Pink Lady var. <laughs> bu da Tradescantia Pink Lady dedikleri. Bakın muhteşem. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten. Bu da güneşi seven ama dolaylı güneşi seven. Suyu kurudukça ben bunları hep suluyorum. Onu da söyleyeyim özellikle. Böyle garmenizi istedim. Bu arada bana bana destek olduğunuz için, videolarımı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sizlere. Bakın şöyle pembelerle, pembe pembe, dün de e, pembe zakura ağacında demiştim, pembe pembe gönlüm sende diye. Evet bunlar gerçekten muhteşemler. Tabii şunu tutamıyorum bütünlü. Heh, şöyle görmenizi istedim. Telgraf çiçeği yine. Üç çeşit telgraf çiçeği. Şu yalnız büyük bir ihtimal yaz gelince bayağı havalar şu olunca yine balkona çıkar yani. Kesinlikle. Şöyle. Onun yanında anturian dediğimiz çiçeğimiz var. Bunu geçen sizlerle hatta bakımını yapmıştım hatırlarsanız. Çünkü e, sulamadan dolayı bayağı kökleri dışarıya çıkmıştı onu. Üzerine toprak eklemiştik. Ondan sonra ben onun soğucan gübresi eklemiştim. Bu o. Türkçesi flamingo çiçeği de deniyor. Antiorient çiçeği de deniyor. Bakın çiçeklerini de göstereyim ayrıyeten. Şurada da var. Şunlar da. O bakım yaptıktan sonra bunlar çıktı. Bu bakımı da yapalı 3-5 gün mü oldu? Ne oldu? Bakın ondan sonra o çiçekler vermeye başladı bunu da göstermiş olayım yani bakımdan öncesi bakımdan sonrası 3-4 günün içinde görmüş olun bakın yapraklarına Hatta o gün e, hormonlu bir suyla e, yani o da e, e, dünya Türkçesi neyse Türkçesini bilmiyorum vitaminli suyla ıspel yapmıştım ben fıs fıslamıştım Evet görüyoruz yapraklarının güzelliği. Onun yanında bir tane menekşe çiçeğim var. Menekşe çiçeğim bu da sanırım herhalde iki sene falan vardır menekşe çiçeğim. Böyle kendi kendine açıyor. Bir sorunsuz, problemsiz. İlk zamanlar hiç büyütemiyordum. Ben bir türlü olmuyordu. Ama bu odanın burayı seviyorlar. Bu tarafı sevdiklerinden güzel büyüyorlar. Arkada da kuş seslerini duyuyorsunuz sanırım siz şimdi. Benim iki tane muhabbet kuş e, kuşum var. Onlar da bir yandan sizinle konuşuyorlar. Benimle konuşuyorlar. <laughs> Böyle. Onun yanında yine bir anturiyem var. Bunun rengi beyaz yalnız. Bu da yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Şu an çiçekte değil bu. O da öyle. Onun yanında yine bir tane menekşe var. Bu menekşe sanırım herhalde bir 4 senesi vardır bunun. Şöyle de bir özelliği var bu menekşenin. Bunu ben aldım. Koyduk. Bunun yerini hiç sevmedi. Bu hep büyüdü. Hep büyüdü. Dedim ki bir gün ben bunun YouTube'da bakmıştım. Alt yapraklarını temizlemişlerdi. Ondan sonra bir bayağı bir şekilde büyümeye başladı. Hatta burada 3-4 kök var yani. Aslında ayrılsa da iyi olur. Böyle. Bu da benim. Aa, bunun çiçekleri de katmerli. Pembe katmerli o. Açtığı zaman yine gösteririm ben size. Bakın böyle. Burası da balkonumdan değildi. size bir odadan böyle camının önünü göstermek istedim. Antorian çiçeğim. Zaten öncesini biliyorsunuz, görmüştünüz. Çiçekleriyle. Çok güzel açtılar çünkü. Şöyle göstermek istedim. Bakalım bir de şurada var. Bir de buradan da gelenler var. Bunlar o bakımdan sonra gelmeye başladı. Başka var mı? Yok. Başka da yok. Evet. Onun yanında pembeler var. Pembe telgraf çiçeği. Pink Lady'si. Bu Pink Lady'si. Bu ablası. Bu da annesi. <laughs> evet. Bakın bu koskocaman. Çok büyüdü maşallah maşallah diyelim. Evet. Ee, i̇lk zamanlar maviş kuşumun da maviş maviş uçtuğu zamanlar mesela bunların yapraklarının kenarlarını yiyordu ama yapmıyor artık. Yani o sıkıntı yok artık bizde. Yani uçuyorlar, yapmıyorlar. Ama ben size e, mesela bir sanseverye çiçeğim var. Evet, sanseverye çiçeğim var. Sanseverye çiçeğimin mesela kenarlarını yemişti. <laughs> Ama bunlara bir şey yapmıyor. Dokunmuyor bile, geçmiyor bile yanından. Evet. Şimdi size bu güzelliklerimde bugün de bu kadar diyelim. Başkan. Bugün de bu güzelliklerimle telgraf çiçeğimle böyle bir kapanış yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Tschüss.